Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf çanta yayınları etkinlik soru bankasında sıvı ölçme problemleriyle dersimize devam ediyoruz. Evet birinci probleme geçmeden önce gençler kanalıma abone olur ve videoları beğenirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Evet birinci probleme bakıyorum. 3 litre sıvı 250 mililitre hacimle şişelere doldurmak isteniyor. Bu iş için kaç tane şişeye ihtiyaç vardır diye soruyor. Gençler litre desilitre santilitre ve mililitreydi. Et evet, her basamakta arkadaşlar 10 ile çarpıyordum. 10 halde litreyi mililitreye çevirmek için bakın 1, 2, 3 basamak aşlanıyorum. O 3 litre 3000 mililitre eşittir. Evet bu 3000'in içerisinde arkadaşlar 250-250 ayıracağıma göre 3000'i 250'ye bölmemiz gerekir diyelim. 300'ün içerisinde bir defadır 250'yi yazdım. Çıkarıyorum gençler. Evet, 1 sıfır indirdim. 500. 500'ün içinde 2 defadır. Evet. 12 tane şişe gerekir diyoruz. Sorumuzun cevabını gençler. Evet. Devam ediyorum. ikinci probleme geçiyorum. Böyle biraz büyütelim. İkinci probleme baktığımız zaman içinde 30 litre olan bir kaptan 30 litre su olan bir kaptan 150 mililitrelik bardak ile 12 bardak su alındığında kaç desilitre su kalır diye soruyor. Arkadaşlar bu birimlere lütfen dikkat edelim. O halde şöyle düşünüyorum. 30 litrenin arkadaşlar içinden 12 tane bardak alıyorum ve her bir bardak 150 mililitre. Şöyle arkadaşlar ne yapsak diye düşündüm. Ben bunları mililitreye çevireyim. 30 litre sıkıntı değil. 30 litre biliyorsunuz 30 bin mililitredir. Demek ki 30 bin mililitre suyun içerisinden 12 tane bardak alacağım. 12 ile 150'yi çarpacak olursam 150 çarpı 12 diyorum. 2 kere 0 0. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. 1 ile çarpıyorum 150. Topla arkadaşım. 1800 mililitre su alacağım arkadaşlar. Et ne yapmam gerekiyor? 30 binden 1800 çıkaralım. 30 binden 1800 çıkarıyorum. Dikkat edin arkadaşlar, bu mililitre olacak. Sıfırdan çıkmaz. Ondan 8 çıktı. 2. 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8 ve 2. 28.200 Arkadaşlar nedir bu? Mililitre. Benden desilitre istiyor. Yani 2 basamak yukarı çıkacağız arkadaşlar. Bakın. Litre desilitre, santilitre ve mililitreydi. Demek ki 100'e bölmem gerekir diyorum. 28.200'ü 100'e bölecek olursam şöyle 2 sıfıra attım. 282 desilitre olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet. Üçüncü soruya bakıyorum gençler. 9.000 litre su alan bir havuzu dakikada 1500 santilitre su akıtan bir musluk kaç saatte doldurabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 9000 litrenin içerisinde aslında kaç tane 1500 santilitre vardır diye düşünmem gerekiyor. Ama litre ve santilitreyi birbirine dönüştürmemiz gerekir. Öncelikle santilitreyi 1500 santilitreyi litreye çevirecek olursam 100'e böleriz. 15 litredir. Şimdi 9000'i 15'e böleceğim gençler. ve kaç saniyede dolması gerektiğini pardon kaç dakikada dolacağını bulacağız. Şimdi 90 içerisinde 6 kere 6 kere 15 90 evet, 2 sıfırı indirdim ve aynen ekledim. 600 dakika da dolması gerekir diyorum. Arkadaşlar 600 dakika kaç saattir diye düşünüyoruz. Evet 600 arkadaşlar 1 saat 60 dakikaydı. O halde 600'ü 60'a bölecek olursam 10 saatte dolar diyorum ve sorumuzun cevabını 10 olarak veriyoruz. Evet temiz gençler. Dördüncü soruya geçiyorum. Evet dördüncü soruya baktığım zaman günde 40 santilitre süt içen bir çocuk bir ayda kaç litre su içer diye, süt içerdiği soruyor. Arkadaşlar 40 santilitreden bir ay bir ayı 30 gün olarak alacağız. O halde bir günde 40 santilitre içiyorsa 30 günde 40 çarpı 30 diyorum. 4 kere 3 12 2 de sıfır ekledim. 1200 santilitredir. Bunu litreye çevirmek için gençler. 1200'ü 100'e bölecek olursam 12 litre olur diyoruz. Demek ki 12 litre süt içer diyorum gençler. Evet. Geçiyorum. 5. probleme beşinci probleme baktığım zaman Emir her gün 400 mililitre süt içmektedir. Sütün litresi 2, tam 2 lira 75 kuruş olduğuna göre arkadaşlar bir aylık süt masrafı kaç TL'dir diye soruyor. Evet, günde 400 mililitre içtiğine göre bir ayda arkadaşlar 400 çarpı 30 4 kere 3 12 3 de 0 ekledim. 12.000 mililitre süt içer diyorum. 12.000 mililitreyi litre çevirecek olursam 1000'e bölerim. 12 litre eşittir diyorum. Litresi 2,75 olduğuna göre 2 lira 75 kuruşsa arkadaşlar. 2 lira 75 kuruşu 12 ile çarpalım. Et virgül yokmuş gibi çarpma işlemini yapıyorum. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 7 10 2 kere 7 14 bir daha 15. Elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde 5. Evet, 1 ile çarparsam 275'i aynen yazıyorum. Ve toplayalım. 0, 10 elde var 1. 12, 1 de elde 13. Elde var 1. 2, 1 de elde vardı 3. Evet. 3300 arkadaşlar. Bakın virgülden sonra 2 tane rakam vardı. O halde virgülü 3 ile 0 arasında 33'ün yanına bırakıyorum. Demek ki 33 TL olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet. 6. soruya baktığımız zaman arkadaşlar bir ilaç kaşığı bir buçuk mililitre ilaç almaktadır. Günde beş ilaç kaşığı ile ilaç alan bir kişi sıfır tam onda dokuz desilitrelik bir ilacı kaç günde bitir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle bir, bir günde beş ilaç kaşığı, kaşığı aldığına göre bir günde arkadaşlar beş ile bir buçuk çarpalım. Bir buçuk çarpı beş diyorum. Evet yedi buçuk mililitre ne olur arkadaşlar? Bir günde ilaç alır. Böyle bir günde diye yazalım. E, 0'dan 19 desilitre arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Mililitre çevirmek istersem 0'dan 19 desilitre evet onunla çarparsam santilitre bir daha çarparsam mililitre olur. 90 mililitredir. E, 90 arkadaşlar 7.5'e bölmemiz gerekir. Şimdi şöyle düşünüyorum. 90'ı kesir olarak yazabilirsiniz bakın. Onlardan onları kesirden kurtarmak için 10'la genişletmem gerekir. O halde 900 bölü 75 oldu. Şöyle gençler 900'ü 75'e bölelim. 90'ın içerisinde bir defa 15 1 dedim 150. 150'nin içinde 2 defa Evet 12 günde arkadaşlar bu ilaç biter diyoruz. Sorumuzun cevabını 12 gün olarak veriyorum. Evet geçiyorum arkadaşlar 7. soruya. Evet bir tık büyütüyorum. Bir kapta bulunan 6 litrelik meyve suyu ile 150 mililitrelik 18 bardak dolduruluyor. Kapta kaç litre meyve suyu kalır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle 18 tane bardak arkadaşlar her bir bardak 150 mililitre aldığına göre bardaklarda ne kadar meyve suyu vardır diye düşünüyorum. Yani 150 ile 18'e bir çarpalım. Yani 0, 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 1, 8. 4 daha 12. Evet, 1 ile çarpacak olursam topluyorum. 2700 mililitre olur bardaklarda arkadaşlar. Peki başlangıçta ne kadar meyve suyu vardı? 6 litre vardı. Bu 6 litreyi mililitreye çevirmek için 1000 ile çarpmam gerekir diyorum. Evet 1000 ile çarparsam 6000 mililitredir. Evet 2700'ün doldurduğumuza göre 6000'den 2700'ü çıkartırım. Ve kalan meyve suyunu bulmuş oluruz gençler. Evet 10'dan 7 çıktı 3. 5'ten 2 çıktı 3. 3300 mililitre arkadaşlar meyve suyu kalır. Benden ne istedi? kaç litre kalır diye sordu. O halde 3300 mililitreyi litreye çevirebilmek için şöyle 3300 yazdım arkadaşlar. Ne yapmamız gerekir? 1000'e bölmemiz gerekir. Evet şöyle 2 sıfır attım. 33'ü 10'a bölecek olursak da 3 tam 10'da 3 litre meyve suyu kalır diyoruz. Evet 3 tam 10'da 3'ü sorumuzun cevabı olarak veriyoruz. Evet geçiyorum arkadaşlar 8. soruya. Sekizinci soruya baktığımız zaman 9 desimetre küp hacmindeki bir kapta bulunan limonata 180 mililitrelik bardaklara doldurulacaktır. Bu iş için kaç tane bardağa ihtiyaç vardır diye soruyor. Arkadaşlar biliyorsunuz desimetre küp aynı zamanda litreye eşitti. 1 desimetre küp 1 litreydi. O halde 9 desimetre küp 9 litreye eşittir diyorum. Şimdi her bir bardak 180 mililitre aldığına göre ben bu 9 litreyi mililitreye çevirmek istiyorum ve 1000 ile çarparız. Bakın litre, desilitre, santilitre ve mililitreydi. Her basamakta arkadaşlar aşağı inerken onunla çarpmam gerekiyordu. 1, 2, 3 kere ile çarpmak 3 sıfır eklemektir. Evet 9000 mililitre oldu. Evet ne o arkadaşlar limonata. Her bir bardak 180 arıyordu. O halde 9000'i 180 mililitreye bölüyorum. Evet 900'ün içerisinde 5 keredir. 5 kere 0 0 5 kere 8 40 elde var 4 5 kere 1 5 4 daha 9 çıkaralım gençler et evet, bakın yukarıda bir sıfır kaldı indirdiğim gibi aynen buraya ekliyorum demek ki 50 bardağı 50 bardak gereklidir diyorum sorumuzun cevabına 50 olarak veriyoruz evet temizliyorum ve 9. soruya geçiyorum şöyle biraz büyütelim arkadaşlar 3 tane soruyu aynı sayfada yapacağız diyelim şimdi 9. soruya baktığım zaman bir su deposunda 40 metreküp su vardır. Bu depodan önce 1500 litre daha sonra da 7500 desimetre su kullanılırsa kaç metre küp su kalır diye soruyor. Arkadaşlar şu kullanılanları bulalım. Bakın 1500 litre ve desimetre küpü şöyle 1500 litreyi önceki desimetreküp olarak yazarsam 1500 desimetre e eşittir diyorum. Önce bunu kullandı. Daha sonra 7500'ü kullandı. O halde 1500 ile 7500 toplayacak olursam 9000 desimetre küplük evet suyu kullandı. 9000 desimetre küp arkadaşlar kaç metre küp yapar diye düşünüyorum. 9000'i 1000'e bölmemiz gerekir. 9 metre küp su yapar. E, başlangıçta 40 vardı. O halde 40'tan 9'u çıkarıyorum. Evet 31 metre küp olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet 10. soruya bakıyorum gençler. Bir musluktan dakikada 8 litre su akmaktadır. Buna göre bu musluktan akan su ile 320 desilitrelik ve 16.000 mililitrelik iki kap kaç dakikada doldurulur diye soruyor. Arkadaşlar doldurulacak kaba baktığım zaman öncelikle bunları toplamam gerekir diye düşünüyorum. Ve bunların arkadaşlar her birisini litre olarak çevirecek olursam. Şöyle 320 desilitre bir basamak yukarı çıkıyordu. Bakın litre, desilitre, santilitre ve mililitre idi. Bir basamak yukarı çıkarsam 32 litredir. Evet, 16 bin mililitre evet, bölmemiz gerekir. 16 litredir diyorum. Şimdi toplamda ne oldu arkadaşlar? 32 ile 16'yı toplayacak olursak 48 litre olur. 2 kabın toplam hacmi. E 1 dakikada arkadaşlar 8 litre akıtıyor. O halde 48'i 8'e bölersem arkadaşlar demek ki 6 dakikada dolar diyorum. Bu 2 kap gençler. Sorumuzun cevabını 6 olarak veriyoruz. Evet. Geçiyorum arkadaşlar 11. soruya. Bir depoda bulunan 15.000 litre su ile 2,5 metre küp e, 2,5 metre küp hacimdeki depolardan kaç tanesi tam olarak doldurulabilir diye soruyor. Evet, elimizdeki su 15 bin litre ve iki buçuk metre depoları doldurmak istiyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Öncelikle 15 bin litre biliyorsunuz 15 bin desimetre eşittir. Şimdi deponun hacmi iki buçuk metre küptü. İki buçuk metre küpü de desimetre küpe çevirmek için binle çarparım. 2500 desimetre küptür diyorum. Evet su ile iki, iki buçuk metre küp hacmindeki depolardan kaç tanesi tam olarak doldurulur diyor. O zaman ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? On beş iki buçuğa bölmemiz gerekir. On beş bin iki buçuğa dağıtıyorum hepsini. Evet ne olur arkadaşlar? Altı kere desem. Altı kere 0 sıfır, sıfır. Altı kere sıfır sıfır. Altı kere 5 30 elde var. Üç altı kere iki on iki üç daha 15 Bakın tam denk geldim. Demek ki 6 defa arkadaşlar 6 defa tam doldurulur diyoruz. E Sorumuzun cevabını 6 olarak veriyoruz. Evet. Geçiyorum arkadaşlar 12. soruya. Evet. Bu sayfada arkadaşlar 12, 13 ve 14'de bitirerek etkinliğimizi ve problemlerimizi bitirmiş olacağız diyelim. Evet. 12. soruya baktığım zaman 10 litrelik zeytinyağının önce 2750 mililitresi daha sonra 2500 santimetre küpü kullanılıyor. Buna göre kalan yağın hacmi kaç desilitredir diye sordu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu 2700 ve 10 litreyi mililitreye çevirecek olursak 10 litre biliyorsunuz 10.000 mililitredir. Şimdi kullanılan kısımlara baktığımız zaman şu 2500 santimetre küpü desimetre küpe çevirecek olursak 2500 santimetre küpü desimetre küpe çevirmek için 1000'e bölmemiz gerekir. Evet iki buçuk arkadaşlar desimetre küptür. Bu aynı zamanda iki buçuk litredir diyorum. İki buçuk litreyi arkadaşlar. Mililitre çevirecek olursam, binle çarpacak olursam 2500 bin mililitre olur diyorum. Bakın iki önce kullandı, daha sonra iki bin kullanmış olacağız ve başlangıçta da on bin vardı. Şöyle arkadaşlar 2750 bin yedi ile 2500 topluyorum. Bunlar kullanılan kısımlar. 12 elde var. 1, 4, 1 de elde 5. 5200 mililitreyi kullandı. E başlangıçta 10.000 mililitre vardı. 10.000'den 5250 mililitreyi çıkarıyorum gençler. Ne olur? 4750 mililitre olur diyorum. Benden desilitreye çevirmemi istedi. Bakın litre desilitre santilitre ve mililitre. Şimdi mililitreden desilitreye gitmek için iki basamak yukarı çıkıyorum. Yani yüze bölmemiz gerekir diyorum. O halde arkadaşlar ne olması gerekir? 47,5 desilitre kalır diyoruz. Evet, 47,5 sorumuzun cevabı olmuş olur diyelim. Ve şuradaki yandaki işlemi temizleyerek 13. soruya bakalım gençler. Dikdörtgen prizma şeklindeki bir havuzun ayrıtları 6 metre, 15 metre ve 2 metredir. Bu havuz su ile doldurulursa kaç litre su alır diye soruyor. Öncelikle hacim arkadaşlar bulalım. 6 çarpı 2 çarpı 15 diyorum. Evet ne yapalım arkadaşlar? 2 kere 15 30. 6 ile çarparsam 6 çarpı 30 diyorum. 180 metre küptür. Bunu metre Küp, pardon desimetre küpe çevirmem gerekir diyorum. Çünkü litreye geçmek istiyoruz. 180 santimetre küpü pardon metre küpü gençler. Desimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarparım. 180 bin desimetre küptür. Bu da aynı zamanda 180 bin litreye eşittir diyoruz. Sorumuzun cevabını 180 bin olarak veriyorum. Evet son soruya geçiyorum arkadaşlar. İçerisinde 3 metre su bulunan bir depodan günde 120 litre su alınmaktadır. Buna göre su alınmaya başlandıktan 8 gün sonra depoda kaç desilitre su kalır diye soruyor. Arkadaşlar bir günde 120 litre su alınıyor. 8 gün sonunda diye soruyor. Şimdi öncelikle 3 metre küpü desimetre küp olarak yazarsam 3000 desimetre küptür. Yani 3000 litre su vardır diyorum. Bir günde arkadaşlar 120 litre alınıyor. 8 günde 120 çarpı 8. 12 8 çarparsam 96. Bir de 0 ekledim. 960 litre su alınır. Evet 3000'den 960 çıkaracak olursam. E 0, 10'dan 6 çıktı. 4, 9'dan 9 çıktı. 0 ve 2. 2040 litre arkadaşlar su kalır. Benden 2040 litre istemedi. desilitre çevirmemi istiyor. 2040'ı desilitre çevirmek için onla çarparız. 20.400 desilitre olur. Evet. İşlemimizin sonucunu 20.400 olarak verim arkadaşlar. Evet. Bu soruyla da arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.